Arkadaşlar, hayırlı cumalar olsun. Size caminin şöyle güzel görüntüsüyle baş başa bırakıyorum. İnşallah bugün hayırlı bir cuma olur. Evimize huzur, soframıza Halil İbrahim bereketi verir Allah. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Ben arabaya biniyorum. Arkadaşlar saat 6. Şu anda biz AVM'nin yan tarafındayız. Şu gördüğünüz de Masal Park arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biraz sonra biz arkadaşlar Osmaniye Diş Hastanesi'ne gideceğiz. Dişlerimde problem olduğu için hastaneye gideceğiz. İlaç alıp eve geçeceğiz. Görüşürüz inşallah. Arkadaşlar kendimce evde birçok şeyleri denedim. Karanfil koydum. Sirkeyle gargara yaptım. Sirkeli tuzlu gargara yaptım arkadaşlar. Ama dayanamadım artık. O yüzden diş hastanesine gitme gereği duydum arkadaşlar. Bir hafta 10 günden beri hemen hemen diş ağrısıyla karşı karşıyaydım arkadaşlar. Gerçekten çok diş ağrısı çok zor. 10 günden beri hemen hemen diş ağrısı çektim arkadaşlar. Bence hiç beklemeyin, diş ağrısı çeken arkadaşlar boş yere acı çekmesin. Diş hastanesine gitsin, tedavisine olsun. Arkadaşlar HES kodunuzla birlikte gidin. Orada zaten diş hastanesine gittiğiniz zaman size HES kodu soruyorlar. Pandemide zor arkadaşlar dışarı sokağa çıkmak ama hasta olurum korkusu da yaşadım. Açıkçası yalan söylemeyeyim. Biz diş hastanesinden şimdi eczaneye doğru ilerliyoruz. Osmaniye'deyiz arkadaşlar. Diş ağrısından duramadığım için arkadaşlar, çok rahatsız olduğum için diş hastanesine gittik. Diş hastanesi sadece bir ağrı kesici yazdı. Şimdi biz eczaneden onu almaya gidiyoruz. Ağrıya dayanamadım. Dişlerim iltihaplanmış. Onun tedavisini olmam gerekiyor arkadaşlar. Başka bir günde randevu alıp diş hastanesine gidip tedavimi yaptıracağım. Şimdi eczaneyi arıyoruz arkadaşlar. Nöbetçi eczaneyi. Arkadaşlar pandemiden dolayı Osmaniye sokakları bomboş. Saat 9'dan sonra hayat duruyor. Gündüz herkes ihtiyaçlarını alıyor. Saat 9'dan sonra hiç kimse sokağa kolaylıkla çıkmıyor arkadaşlar. Kolay kolay çıkmıyor. Şu anda Osmaniye'nin caddelerini turluyoruz arkadaşlar. Eczanenin birine yanlışlıkla farklı bir eczaneye gitmişiz. Orası da kapalıydı. Şimdi yanlış bir adres verildiği için başka bir nöbetçi eczaneye gidiyoruz arkadaşlar. Burası E5 yolu üzeri arkadaşlar. Osmaniye'nin caddesi. Burası Osmaniye'nin en işlek caddesi. Burası Osmaniye'nin normalde en işlek caddesi. Ama şu anda bomboş arkadaşlar. Burada da daha önce size gösterdiğim Osmaniye'nin yer fıstığının olduğu yer arkadaşlar. Şimdi eczaneye doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar diş ağrısı o kadar zor ki kulağınıza vuruyor, başınıza vuruyor, çenenize, yüzünüzün her yerine vuruyor ağrısı arkadaşlar. O kadar zor ki artık dayanamayacak hale geldim. O yüzden hastaneye geldim. İğne yapacaklardı. Ben de iğne yaptırmak istemedim. Hap almak istedim arkadaşlar. Hap yazdı doktorumuz. Şimdi yine kırmızı ışıkta bekliyoruz. Burası Maraşel Fevzi Çakmak Mahallesi arkadaşlar. Nahar yolu üzeri. Arkadaşlar jandarmadan özel izinle
biz hastaneye gittik. Bunu da belirteyim. Normalde 9'dan sonra kimse sokağa çıkmıyor arkadaşlar. Özel izinle çıkıyorsunuz. Sağlık için çıkıyorsunuz. Sofuoğlu Eczanesi'ni. Evet. Arkadaşlar Sofuoğlu Eczanesi açıkmış bugün. Biz demin farklı bir eczaneye gittik. Yanlış bir eczaneye gittik. Bulamadık. Kapalıydı. Şimdi eşim tekrardan Sofuoğlu Eczanesi'ni arıyor. Arkadaşlar burası yine Osmaniye yolları. Cadde gezdiğimizi söylemiştim daha önceden. Eczaneye ulaşmak için gittiğimiz sokaklar, yollar arkadaşlar, caddeler. Burası yine diş hastanesi, SGK. Sağa döneceğiz arkadaşlar buradan aşağıya doğru. Burası Kadirli yolu arkadaşlar. Osmaniye'mizi bilmeyenler bu çektiğim videoyla tanımış olurlar caddelerini, sokaklarını arkadaşlar. Arkadaşlar Osmaniye'yi tanımak istiyorsanız benim bu videolarımı izleyin. Caddelerini, sokaklarını size gösteriyorum arkadaşlar. Her yer ışıl ışıl. Burası İbn Sina Hastanesi'nin olduğu yer arkadaşlar. Osmaniye'nin ünlü İbn Sina Hastanesi'nin olduğu yer. Arkadaşlar biz eczaneye geldik. Ağrı kesicimizi alacağız. Ondan sonra da eve geçeceğiz. Arkadaşlar biz Sofuoğlu Eczanesi'ne geldik. Şimdi ilaçlarımı alacağım. Ondan sonra eve geçeceğim arkadaşlar. Size şöyle eczaneyi göstereyim. Her yer tertemiz, pırıl pırıl arkadaşlar. Müşteri memnuniyeti de önemli. Arkadaş ilgilendi sağ olsun. Allah razı olsun. Arkadaşlar bu videomu burada kapatayım. Eve geçeceğim çünkü ilaçlarımı alıp. Umarım sevdiğiniz bir video olmuştur. Beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğenme butonuna basmayı, ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayalım. Farklı vloglarda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.